İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bazı mağdur taksicilerin kendisine rica amaçlı gelmesi üzerine onların üzerine nasıl yürüdüğünü adeta bir mafya gibi kendilerine nasıl kafa tuttu onları azarladı neredeyse hani dövmeye yönelik dövecekmiş gibicesine adamları nasıl tersleyip aşağıladığını size şimdi bir video göstereceğim izleyeceksiniz. E, Kemal Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi e, Alaaddin Çakıcı'ya mafya bozuntusu e, demişti yakın zamanda. E, ama kendileri neler yapıyor. Şimdi size videoyu bir izlettireyim. Ondan sonra bazı söyleyeceğimiz e, tabi yorumlarınız var göreceksiniz. Ama videoyu açmadan önce size şunu söyleyeyim. 12. saniyeye bir dikkat kesinelim. Bakın. Ondan sonra diğer e, önemli detayları da söyleyeceğim. Bakın 12. saniyeye bir dikkat kesilelim. Evet. Bak sizlere çok, çok eu, i, i, tá, Bir dakika benim de soracağım. Araçları var Arkadaşlar satarsak razıyız diyor. Bak. Esnaf can çekişiyor. Başka ne? Pandemi der. Esnaf can çekişiyor. Başka sünde değil. Biraz bu şimdi ne dedi? Hastalar. Yok yok. Yok. Gel. Ne kimi yolluyorsun sen? Kim hangi şehirde? Hangi şehirde yolladı? Evet arkadaşlar şimdi e, ilk başta o 12. saniyeyi görüyorsunuz değil mi? Orada taksicilerle tartışırken gözü şöyle hava havaya kayıyor bir dikkat kesiliyor. O dikkatin amacı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kamera beni kayda alıyor mu? O kayda alan kişi normal bir şahıs mı yoksa herhangi bir gazete veyahut da hani televizyon yayın kuruluşuna hani lisansa sahip bir lisans kimliğine sahip bir kişi mi veyahut da hani onlar diyorlar ya karşı medya hani yandaş medyanın bir herhangi bir e, röportaj hani kameramanı mı diye onu süzüyor ilk başta bunu yapmasının sebebi de direkt şu arkadaşlar eğer Erkin'e e, normal gazetecilik lisanslı kimlikli bir kişi ise onu bir kenara çekip ağzını burnunu kırıp elinden de o yayını alarak ya da sildirerek bir yol alamayacağını kendisi biliyor çünkü balta'yı daha sağlam bir taşa çarpar eğer bunu çeken sıradan bir şahıssa onu telefonunu da alır kırar da dövdürür de her şeyi yapar çünkü orada kaç kişi varsa biliyorsunuz korumalarına özel korumalarına hatta Polis memurları da onu koruyor. Hepsini toplayın içeriye alın. Tek 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 hepsini sorguya çekip e, canını sıkanlarını moralini bozanlara bir güzel falaka dayağı çektirip ondan sonra da gönder Ama şimdi bakın bunları e, normal bir yandaş televizyon şirketi dediği hani e, İHA'nın Mesela İhlas Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı, Ülke TV, Kanal 24 e, veyahut da A Haber gibi böyle bir kuruluşlara bunu yapacak olursa Baltay çok büyük bir taşa vuracağından, hakkında soruşturma açılacağından, e, kayyum atanacağından, e, büyük sıkıntılarla karşılaşacağından bunu yapamıyor. Sadece gözüyle süzüyor acaba hangi kanal, hangi e, kameraman beni kayda alıyor diye. Orada hemen orada bir e, görmüş olduğu e, yayın sonrası yayıncılık hani şirketi sonrası hemen geri dönüyor, geri adım atıyor, içeri giriyor ve sonra yuhalayan kim diye geri geliyor. Geri geliyor. o kişiye ceza verecek. Dedik ya hani falaka dayağına bile çektirir bunlar. Bu zihniyet. O insanlar, o halkı, o esnafı falaka dayağına bile çektirir de Allah'tan başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Cumhurbaşkanlığı makamında Recep Tayyip Erdoğan oturduğu için bunların yapacak olduğu her türlü çirkin, kötü, pis, halkı zulmeden ha, e, hareketlerine soruşturma açılacağı için, e, kayyum atanabileceği için, görevinden el çektirilebileceği için ve gelecek olan 2023 seçimlerinde kötü bir imaj sergilememek e, adına bazı şeylerden hatta çoğu şeylerden geri adım atmaya mecbur bırakılıyor. Eğer ki bu zihniyet iktidara gelsin, Yemin ediyorum ağzınızı burnunuzu kırıp kapının önüne koyar. Eğer ki Erdoğan o makamda olmasın. Hepinizi hepinizi var ya bir eş, bir bir eşek gelinceye kadar sopa çeker, ona o eşeğin üstüne bindir, hepinizi evinize gönderir de Allah'tan Recep Tayyip Erdoğan gibi onun makamına, mevkisine e, soruşturma açıp görevden alabilecek yetkiye sahip. O, onun koruması altında olduğunuzdan başınıza bunlar gelmiyor. Yoksa bu zihniyetin, bu tür zihniyetlerin sizi yönetebileceğini düşünün arkadaşlar ya. Bunla, bakın İstanbul Belediye Başkanı aday olduğunda kutusundan açılmamış yepyeni sıfır bir kimlik olduğu için, hani tanınmadığı için e, CHP'nin oyları keklikti, çantada keklik. HDP ile işbirliği ittifak kurduğu için onların oyunu da alırdı. Arkasından bir de şimdi tatlı ve güzel yalanlar atarak, tarafsızların oyunu da yanına çekerek, e, İstanbul Belediye Başkanlığını kazandı. Şimdi de yapmış olduğu hizmetler yani yapmamış olduğu hizmetler diyelim ve bu kötü imajlar, halka kötü davranma, bu mafyacılık, bu ıı, azarlama, aşağılama gerekirse dayak atmaya kadar giden bu bu tür davranışlar kendisine negatif puanlar topladığı için 2023'te halkın karşısına çıkabilecek yüzü olmadığından Korku eseri bu korku. Erdoğan korkusunun eseri. Bu kadar yapabiliyor. Eğer ki ne yemin ediyorum Erdoğan o koltukta olmasan ağzınızı burnunuzu kırar. Ağzınızı burnunun kanını bir araya getirir. Ondan sonra da gidip de şikayetçi olduğunuz zaman ne der biliyor musunuz? Bize saldırdılar. Sizden önce davayı onlar açar. Bize saldırdılar da kendimizi koruyamadık der. Bizi, bizi darp ettiler. Bak elimizde kolumuzda bacağımızda kırıklar var deyip raporlar alıp bir de sizden tazminat davasıyla sizden eee Para talep ederler ya. Sizden hani onlara e, maddi olarak para ödemek zorunda kalırsınız. Bunlar bu kadar karaktersiz. Hani Kılıçdaroğlu dedi ya biz bu ülkeye namussuz siyaseti getirdik dedik ya. Böyle kirli pis siyasetleri bunlar getirdiler. Bunlar işte böyle esnafları böyle aşağılayan, azarlayan bun, e, bir dünyada bir, top, bir tonda zopa çekip gönderecek kişiler bunlar da. Bakmayın 2023 için kendilerini topluyorlar, frenliyorlar. Kimlere oy verdiğinizi, kimlerle yol yürüdüğünüzü görün arkadaşlar. İşte görün. Görün işte. Daha bunlar birkaçı. Daha durun siz. Bunlar bir 3-5 sene daha yönetsin de sizin feleğiniz şaşacak. Göreceksiniz. Hele bir cumhurbaşkanlığı makamını tamamen Türkiye yöneten makamı bunlara hesap soracak merciyi ellerinin altına alsınlar da siz ondan sonra bunların barbarlığını, diktatörlüğünü, bunların kötü yüzlerini, çirkin yüzlerini o zaman göreceksiniz. Nasıl ülke soyulur, nasıl hortumlanır, nasıl yandaşlık yapılır, nasıl ihaleye peset karıştırır, nasıl halka alaya alınır, halk soyulur, halka zam üstüne zam, ha, sopa çekilir, azarlanır, aşağılanır, işten atılır, horlanır, üstüne basılır, ezilir. Hepsini bunlardan 2023'te o makamı bir ellerine geçirsinler. O zaman bu zorbalıkları göreceksiniz işte. Daha durun. Şimdi Erdoğan sayesinde... Rahat ve huzur içinde yaşıyorsunuz. Hele bir 2023 olsun ondan sonra Türkiye nasıl satılıyormuş, nasıl pazarlanıyormuş, nasıl hortumlanıyormuş o zaman göreceksiniz. Evet beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.